Merhaba arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü konuğum arsız bela olarak bildiğimiz Ali Metin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkürler, sağ ol. Bizi kırmadın, buraya kadar geldin. Ben teşekkür ederim. Şimdi seni, Keyifli bir program yapacağız. hadi bakalım. Şimdi seni çekim masasına alıyoruz. Hazır mısın? Geçelim, hazırım. Tamam, o zaman başlıyoruz. Sen kimsin? Ben kimim? Evet. Okey. Benim kim olduğum ortada. Gel buraya. Ebsu. Buna alışalım. Yapacak bir şey yok. Benim için bir sıkıntısı yok. Evet. Dolanır orada ya. Ben gerçek adı Ali Metin olan, mahlası arsız bela olan, rap sanatçısı demek istemiyorum ama müzisyenim, bir müzisyenim. Sivas 1992 doğumluyum. Baba adım Hasan, anne adım Sadeli. Üç kardeşin en küçük çocuğuyum. Bir abim, bir ablam var. Ben hala evlenmedim. Müzikle uğraşıyorum. Müzikten başka yaptığım bir iş yok. Kendini anlatırken ben rap sanatçısı olarak tanımlamak istemiyorum. Müzisyenim dedim. Neden? Neden? İnsanlar benden türkü dinlemeyi de seviyor. İşte arabesk dinlemeyi de seviyor. Ne bileyim. Pop dinlemeyi sevenler var. Hani bazı şarkılarım, yani pop demeyelim de ona. Böyle altyapısal anlamda hareketli şarkılar. O yüzden tek bir yere odaklanmak istemiyorum diyelim. Her şeyi yapabiliyorum aslında. Söylüyorum. Müziğin her dalında keyif alıyorum desek daha doğru olabilir. Şimdi Sivas'ta olduğun için insanlar senden böyle hani ilk girişini bir arabesk olarak denk geldi. Öyle başladık. Ama sen yeni rap ama arabeskle mi başladın ilk? Yani arabesk raple başladık. Evet, aslında ama saf bir arabesk değildi değil mi? Yanlış bilmiyorum. Saf bir arabeskti. Yani rap ama kısmı yok muydu? Şu, tabii rap kısmı da vardı ama biz bunu çoğu da türkü olarak, türkülerin altyapılarına da yaptım. Ona da türkü rap mi diyelim şimdi yani? Ama rap vardı yani. Sen şimdi tabii türkü altyapısına rap söylüyorsun. İnsanlar raple tanıdı beni. Şimdi ilk başladığında 58 Bela diye bir mahlasla başlıyorsun. Sonra tamam. Bunu arsız belaya çeviriyorsun. Ama bir röportajda da diyorsun ki ben pişmanım. Keşke Ali Metin olarak devam etseydim. Bu pişmanlığın altyapısı ne? Pişmanım diye hiçbir yerde söylediğimi hatırlamıyorum. İzlediğim bir videoda aynen diyorsun. Bunu bana delilleriyle gösterir. Gösteririm. Gösteririm. Anında gösteririm. 58 belaydı hani rap'e ilk defa başlaması. Şu anki aklım olsa arsız belayı da koymazdım yani. Mesela şu anki aklın olsa, rap'e yeni başlamış olsan ne olurdu? Ali Metin. Bu kadar. Ben 58 bela kullandım işte o zamanlar hani 18 ile 19'lu yaşlar itibariyle. Sonrasında arsız bela oldu ama şimdiki aklım olsa Ali Metin olarak devam ederdim yani. İlk başta da o şekilde kullanırdım ama arsız bela olduktan sonra da insanlar o şekilde tanıdı. Bunu da yapacak bir şey kalmadı artık gibisinden bir şey söylemiş olabilirim. Ha şu an keyif almıyor muyum? Tabii ki arsız bela. Yiğit namıyla anılır diye bir laf var ya, öyle devam yani. Şimdi rap'e ilk başladığın dönemle şu anki dönemi karşılaştır desem neler söylersin? Sadece rap veya müzik anlamında bakmayalım da insanlık olarak da hani herkes şunu söyler işte abi biz o dönemleri daha çok özlüyoruz. İşte o dönemler daha iyi. Benim şarkılarımdan dolayı değildi tabii ki o dönemin iyi olması yani sonuç olarak. Daha samimiydi her şey. Şu an her şey para üzerine mi desem, kazanç üzerine mi desem. Seninle de daha öncesinde konuşmuştuk. Yani bir sound yakalıyorlar. O sound'un üzerine sürekli işte bu tuttu, bunu yapalım, devam ettirelim işte sonuna kadar kazıyalım yani. Tabiri caizse sıyıralım yani. Öyle bir sistem yürüyor. O zaman öyle değildi. Ben A4 kamerasını kuruyordum. İçimden geldiği gibi yani klip, şu an klip çekiyoruz. O zamanlar çekmiyorduk. Milyonlar izleniyordu. Yani ne değişti bu 10 yıl içerisinde? Popüler kültür de desek daha doğru olabilir yani. Bize dayatılan şeyler aslında bunlar. Şimdi geçmişe gittiğimizde aslında zor bela çekilen klipler ya da videolar çok izleniyordu ki internetin olmadığı dönemde, doğaldı. İnternetin bu kadar yaygın olmadığı dönemde bile çok izleniyordu. Doğaldı. Şu an yine izlenen şeyler var ama sektör doğallığını kaybetti. Kaybetti. %100 para üzerine kurulu bir sektör olduğu için. Yani rap müzik eskiden şey olarak görülürdü. Sokak müziği, en samimi müzik, en varoluş, haykırış değil mi? Varoluştu ama şimdi piyasa müziğine dönüştü. Bunu aynen. Nasıl görüyorsun ve neye bağlıyorsun yani, bir rapçi olarak? Ben o zamanlar yaptı yani bana hep şey dedi. Sen rapçi değilsin falan işte. Sen asıl rap şudur falandır. Abicim ben yaptığım iş raptir.
Ben kendi acılarımı anlatıyorum. Sokakta gördüğüm işte bir kardeşimin acısını anlatıyorum. İşte garibanın odun kömür bulamaz onun anısı, onun acısını anlatıyorum. Bu benim haykırışımdır. Bunu sizlere dile getirişimdir. Benim elimden gelen budur. Ve bu da raptir yani. Bunu kabul edeceksin. Altyapı, Müslüm Gürses'in altyapısı diye işte sen buna rap değildir diyemezsin. Ki dinlettim de yani. 10 milyonlar, 15 milyonlar, 20 milyonlar. O zamanlar çoğu sanatçı dinlenmiyorken benim hesaplarımda takır takır dinleniyordu mesela. Ben bunu kabul ettirdim yani. Dinleyen, dinleyici önemli. Şimdi de dinliyor insanlar. Bize göre de şimdi biz diyoruz ki hep aynı sound işte. Biri birinin aynısı şarkılar. Aynı şeyi ben eleştiri yapıyorum şimdi de. Şu anki sistemi de ben beğenmiyorum işte. O zamanlar siz bana yaptığınız eleştiriyi şimdi de ben yapma özgürlüğüne sahibim diyorum yani. Şimdi seni üniversiteye gittiğim dönemler... Gelelim sana. Evet, ben üniversiteye yeni başlamıştım. 2007 yılları falan. Üniversiteye başladığım dönemlerde belki daha öncesi de dahil bunun içinde olabilir. Sen galiba o zamanlar yeni çıkmıştın. Tam bilemiyorum. Biraz araştırınca gördüm ama o süreçte benim kardeşim ya da işte çevrede çok gördüğüm herkes full seni dinlerdi yani. Böyle bağıran çağıran bir adam. Olsun bu arada. Bağıran çağıran bir adam böyle. İşte adı ne? Arsız Bela. Böyle isim mi olur? Bak arsızın teki falan diye. Evet. Çok yorumlayıp hatta kardeşim bunun için bir iki tokat atmışlığım bile var. Sırf seni dinlediği için. O iki tokat gör nasıl dövmüş çocuğu. yani o dönemlerde şunu söylemek istiyorum aslında. Senin çok aşırı bağırman beni rahatsız ediyordu. O bağırış çağrışın. O bağırış çağrışının sebebi tam olarak temelde ne var? Neden normal vokal okurken çok güzel okuyorsun ama o bağırmanın sebebi neydi mesela? Açıkçası o bağırma beni dinletti ya o zaman. Ne yalan söyleyeyim. Ama dinlenmek için yapmamışsın. Ama dinlenmek için yapmadım evet. Kendimi o şekilde ifade ettim. Hani şarkılarımda da diyorum hani ben sadece boş bir bağırma değil yani. Bir kelime işte bir hikayenin bir bölümünü anlatırken hani nasıl birisiyle sevdiğim bir insanla böyle tartışmanın dozu artınca böyle işte hani ne oldu ya sana ne yaptım falan filan derken böyle biraz hiddetleniyorsan şarkılarda da hani ben yaşayarak hani yazarken de yaşarım okurken de hani kapatırım gözlerimi mesela. O anda öyle hissediyordum demek ki hani işte neden bağırıyorsun diyorlardı. Ya bu benim elimde olan bir şey değil ki diyorum yani. O an şarkıya o şekilde girmek, hitap etmek istiyorum yani. Yön vermek istiyorum diyorum yani. Bu benim elimde olan bir şey değildi o zamanlarda. Şimdi de öyle yani. Eskisi kadar bağırmasam da yine hissederek yapıyorum yani. Bağırma oranını bayağı düşürmüşsün. Kaç nesimel düşürdük. Bunun sebebi var mı yani? Özel bir strateji mi yoksa tarz olarak mı değiştirdin mi kendini? Sevgili Emre Yücelen bir analiz yapmıştı bana. Oraya geliyordum ben de. Ben sen gelmeden geliyor o zaman. Anlayış sorularını görmüş gibi. Ama hiçbirini görmedim. Görmedim abi. Konuyu işte bağlıyoruz ya. Şey yazmıştı video açıklamasını işte. En zor rap stili. O bağırmak falan ve o bağırırken o cümlelere hakim olup şarkıda ona yön vermek detone olmadan zor bir iş. Hani bağırmanın da öyle. Herkes bağırabilir ama o seviyede şarkıya göre bağırmak hani insanlara göre boş boş bağırıyor gibi ama öyle bir dünya yok. Yani duygu vererek bağırıyorsun o zamanlarda. Eskiden çok yaptım. Bir süre bağırmadım. Dedim artık kendimi yormayayım yani. Kim için, ne için yoruyorsun kendini. Yine yapsam yapabilirim ama şimdi de böyle yapmak istiyorum. Hani ne dedik? O zamanlarda bir sebebi yoktu. İçimden o şekilde geliyordu. Şu anda içimden öyle geliyor. Bağırırken abi boğazın ağrımıyor muydu senin? Yani çünkü uzun süre bağırıyorsun. Evet. Bir süre sonra sende ses kısılması gibi şeyler hissin vermedi mi? Şu an bağırmaya çalışsam öksürürüm yani. falan. Ama iki gün bağırırsam tekrar açarım o sesi. Bir nevi gırtlak egzersizi mi desem. Açılır. Şu an bağıramam. Pat diye mesela. Ama birkaç gün böyle denesem bağırabilirim. Evet şimdi şu soruyu sormak istiyorum. Evet. Çok ciddi olaylara, spekülasyonlara falan da neden olmuş. 2014 yılında Kürtler beni dinlemesin tarzında bir açıklaman dolanıyor Google'da ve sosyal medyada. Fakat da sen daha sonrasında TV58'de yaptığın programda bunun açıklamasını yapıyorsun. Ben Kürtlerle herhangi bir sorunum yok. Ben öyle bir şey de demedim. Ben PKK'ya yönelik bazı açıklamalar yaptım diyorsun. Asıl oradaki yani şimdi... Yine yaptığın şarkının içerisine baktığında da aşırı derecede bir milliyetçilik ya da ırkçılık barındıran bir şarkı da mevcut. Belki onu o dönemki gençliğine de verebiliriz ama şimdi ne düşünüyorsun aslında bunu merak ediyoruz. Birincisi
açıklama dolaşıyor dedin. Benim hiçbir yerde yazılı ve görsel bir açıklamam yok. Hani Kürtler beni dinlemesin diye öyle bir açıklamam yok. Bunu yaptığım şarkıdan dolayı insanlar öyle algılamış. Hani bu şarkıda bunu demek istiyor demiş olabilirler. Ama ben de anlam veremedim yani. Hiçbir yerde lan diyorum ben hiç böyle bir açıklama yapmadım. Çünkü benim Kürtçe şarkım var. Efecan diye bir kardeşimle Diyarbakırlı bir nakaratında Kürtçe şarkı okuyorum. Şimdi Kürtçe şarkı okuyabilecek o zamanlar bir adam neden kalkıp da Kürtler beni dinlemesin desin? Böyle bir şey değil. O şarkıya gelecek olursa gerçekten şimdi Kürtler evet hepsi bizim kardeşimiz ama Kürt olarak demeyelim de dediğin gibi terör destekçisi diyelim ya. Terör şimdi, destekçileri beni dinlemesin ya. Geçelim şimdi bir halk müziği albüm hayalim vardı. Hala var. Ne zaman harekete geçecek bu iş? Ne zaman harekete geçecek? Valla ben de bekliyorum. Senin gibiyim. Öncelikle şu an birkaç projemiz var rap üzerine. Onlardan sonra belki biraz daha şimdi İstanbul'a da yeni yerleştim, yeni taşındım. Sonunda çok şükür. Acelesi yok onun aslında. Yani biraz belki 5 sene sonra bile olabilir yani. Şimdi son dava diye ilk duruşma. Davanın ilk duruşmasıyla bir albüm çıkardım. Single şarkılar tek tek yayınlanıyor. Evet. YouTube'da klipleniyor ve paylaşılıyor. Kaç şarkıdan oluşuyor ve devamı gelecek mi? İkinci duruşması var mı? 6 şarkı. İkinci duruşması var ama ben ilk üçünü bir çıkardım. Sonrasında dedim ki diğer üçünü de tek tek çıkarayım. Kliplendirerek çıkarayım. Acele etmeden çıkarayım. Yoksa üçünü bir anda yine çıkarmış olurdum. Klip tek tek çıkarmak daha mantıklı geldi. Yazık şarkısını çıkardım. Şimdi iki şarkı var. Sana Ne ve Hakim Bey. Onlara da burada kliplendirip öyle çıkarmak istedim. Yeni albüm hazırlığın var mı? İkinci duruşma olarak mı gelecek o? Albüm işine bayağı bir süre karşıyım şu an. Tekli çıkaracaksın. Ya çünkü bayağı zamanını alıyor. Tek tek çıkarmak daha mantıklı. Daha mantıklı. Tabii. Yani ilk duruşmada bırakıyorsun bu işi. İlk duruşmada davayı kapatıyoruz. Herkese nasip olsun hocam. Ya. İlk duruşmada kapatmak. Biliyorsun ülkemizde biraz zor oluyor ilk duruşmada. Bana gelsinler ben çözerim işlerimi. TV58'de Ali Metin talk show'unu yaptığın dönemlerde telefona teyzen bağlanıyor. Ve teyzen şu cümleyi kuruyor. Dedesi ve anneannesi de burada. O da onu çok seviyor. Dedesi ve anneannesiyle birlikteyiz. Bütün şarkılarını çok seviyoruz ama sevmediğini bile bile daha çok seviyoruz gibi bir cümle kullanıyor. Ve senden bu şarkıyı istiyor deden ve anneannen. Ya sen deden ve anneannen o dönemlerde rap mi dinliyor? Şu dönemlerde de. Yani şaşırtıcı bir şekilde 75, 80, 85 yani yaşlarında dinleyicilerim var. Bana yazıyorlar işte anneannem seni çok dinliyor, annem seni çok dinliyor. Ya o yüzden ben işte rap olarak adlandırmak istemiyorum. 80 yaşındaki teyze benim türkülerimi dinlemek istiyor. Dinliyor işte. 40 yaşında bir adam önceden işte sadece bağırdığını düşünürdüm diyor. Ama sonrasında yaşantılarımı düşündükçe çok hoşuma gitmeye başladı diyor. Dinliyorum diyor. Yani bir şey vardı işte eskiden işte çocuklar dinliyor. Şu, beni herkes dinliyor yani. Yaparken yakalandığın en garip şey nedir? Bağıra bağıra rap yapmaktır yine herhalde. Ya ben çünkü neden annemin yanında mesela şarkı söyleyemem. Ya söylerim ama mesela stüdyoda yanımda birisi olduğu zaman böyle rahat söyleyemem. Yani tek başıma olmam gerekiyor benim. O da evde böyle kayıtlar falan alırken böyle değişik sesler çıkarıyorum. Tamam o an annem falan birkaç kez yakalanmışlığım oldu yani. Hemen de utanırım öyle o durumlarda. En büyük pişmanlığın nedir? Ya çok da bir pişmanlığım yok ya aslında. Hep keyif aldım hayattan yani. Yaşadığım, bulunduğum durumdan mutlu olmayı becerdim bir şekilde yani bilmiyorum. Çok uçuk kaçık hayaller olan bir insan değilim. Belki de ondandır. Pişmanlığım gerçekten olmadı. Ha, belki şunu diyebiliriz hani zamanında belki İstanbul'a gelsem daha keyifli olabilirdi. Hayat felsefeni hangi slogan özetler? İyi insan olmak ya. Her şeye karşı, herkese karşı iyi olmak ya. Şu zamanda, şu dönemde özellikle. 17 yaşındaki senle karşılaşsam ona nasıl bir tavsiyede bulunurdun? Gelme dayılar diye gelme. Ona nasıl bir tavsiyede bulunurdum? Yani 17 yaşındaki bir insana ne tavsiye verirsen ver ya o son o yaşayacağını yaşıyor bence. O an bunu bildiğim için ona bir tavsiyede bulunmazdım ya. Yaşayıp gör derdim yine. Örnek aldığın müzisyen var mı? Gökhan Özen hayranıydım. Deli gibi. Hala dinlerim. Cici falan böyle fan yıllara küçükken girer onların şarkılarını falan söylerdim. Okulda söylerdim. Öyle. Ama örnek alma demeyelim de sevdiğim sanatçılar diyelim. Yine Türk halk müziğinden olsun. Müslüm Baba olsun çok severim. Hala dinlerim. Öldüğünde cennete gittin.
ve cennet kapısında Yaradan seni karşıladı. İnşallah. Sana ne söylemesini isterdin? Yani böyle bir soru ki. Ya bunu düşünemiyorsun bile ya, öyle bir soru. Nasıl, ne diyeceksin ki? Ne dönmesini istersin? Güzel bir yer ayarladık sana da falan dese iyi olur herhalde. Yok, yakında bir de evini basarız falan. Bir ev çekimi yaparız. Evde nasılmış, ne değilmiş falan. Bekleriz her zaman. Yemek yapmakla aranırsın. Oo, süper. Vallahi. Vallahi. Tamam, bir Sivas yemeği yemeye kameralarla geliriz. Urfa'yı ne zaman yeriz? Ya Urfa'yı ne zaman yeriz? Ben burada Meksika yemekleri yapıyorum ama. Aa bak. Allah'ın Urfalısını görüyorsun değil mi? Bak Meksika yemekleri yapıyor. Harbiden. Tamam, bir gün Meksika yemeği yaptığını davet edeceğim seni. Tamamdır. Kendinize iyi bakın.